Merhaba sevgili Dost TV izleyenleri. Hayat Güzeldir'e hepiniz hoş geldiniz. Bizler yine bir çarşamba günü geldi ve ekranlar karşısına geçtik efendim. Sizlerin evlerine misafir olmaya geldik. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Yeni bir ay başladı efendim. Kasım ayındayız. Yeni bir haftadayız. Ve benim yine çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Emin Maden benimle birlikte efendim. Bugün biz kendisiyle alerjik hastalıkları ve astımı konuşacağız. Alerjik hastalıklar nelerdir? Astımın alerjik bir hastalıkla alakası var mıdır? Çocuklarda astım varsa ileride de olmak zorunda mı? Ve günümüzde biliyorsunuz Covid'le beraber olan bu hapşurmalar, öksürmeler alerjiyle karıştırılıyor mu? Bunların hepsine değineceğiz efendim. Aynı zamanda mutfakta Aslı Hanım benimle birlikte. Ben sizleri daha fazla bekletmeden Aslı Hanım'ın yanına geçiyorum ve onunla beraber neler yapacağımıza bir bakalım efendim. Aslı Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Beyza Hanım. Valla geldiniz yine böyle güzelce renklendirdiniz tezgahımızı. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Bugün neler yapacağız? Sizlerden duyalım efendim. Bugün bal kabağından bir çorba yapıyoruz. Tam sonbahar mevsimindeyiz. Harika. Sonbahara yakışır bir ilikli, kemik sulu bal kabağı çorbası yapacağız. Hı-hı. Bir de çocukların çok sevdiği mini pizza yapacağız. Mini pizza, poğaça gibi. Evet. Sanki değil mi? Mayalı bir hamurunuz var. Evet, mayalı bir hamurum var. Neler koyduk efendim hamurumuza? Hamuruma ilk önce bir bardak ılık suyun içine bir paket mayayı koydum. Bir hı hı. yemek kaşığı şekeri koydum. Karıştırdım. Ön mayalama işlemi yaptım. Tamam. Böyle yaptığın zaman hamur çok daha çabuk mayalanıyor. Değil mi? Özellikle bizim gibi böyle evet. kısıtlı bir vaktiniz varsa efendim siz de ılık suyla aynen. hamur mayasını ve şekerle destekleyerek hızlandırabilirsiniz. Evet. Daha sonrasında da ununu koydum. Sıvı yağını koydum. Hı hı. Yumurtasını koydum. Ununu tamam. koydum göz kararı kadar. Onu mayalandırdım. Tamamdır. Daha İçerisine neler koyacağız? Burada da sosumuz var. Sosun içinde sıvı yağ, zeytinyağı da olabilir. Birazcık susam koydum çıtır çıtır olsun diye. Çok güzel. Karabiber, pul biber hani arzuya göre. Hı-hı. Çok sosun da belki acıtmadan yani çocukların çok, değil mi damak aynen. zevkine göre. Yani burada da istediğimiz gibi sucuk koyabiliriz. Kaşar peyniri koyabiliriz. Hı-hı. Beyaz peynir, maydanoz, domates. Sivri biberimiz var, Charleston biber, kapya biberimiz var. Çok güzel. Mini bir pizza yapacağız. Tamam. Peki çorbamızın malzemelerinde neler var? Onlara da bakalım mı? Tabii çorbamızın malzemelerini ben düdüklüye koydum. Hızlıca pişsin diye. Şimdi ben onun kapağını açacağım. Çünkü tamam. kabak biraz sert olduğu için aha. çok geç pişecekti. Kabakları doğrayıp düdüklüye koydunuz evet, kabağını. Evet, soğanı, sarımsağı, havucu, patatesi hepsini tamam. doğradım. Düdüklüye koydum. Orada tamamdır. Güzelce pişti. İlk sıcaklığı şimdi geçsin. Kaç dakika gibi pişirdiniz? 20 dakika yeterli olur. Yeterli çok oldu. Yani iyice püre haline gelene kadar. Tamam yani zaten blenderla ya da evet, püreyle evet. değil mi? Onları püre haline getireceğiz. Evet ama yumuşak olması gerekiyor. Hı-hı. Daha sonrasında burada kremamız var, unumuz var, zerdeçalımız var, hı-hı. reyhanımız var. Oo, bunlar çok hani güzel. Şeye göre, damak tadına göre. Ama bal kabağına yakışıyor evet, değil mi bunlar? Evet çok yakışıyor. Güzel oluyor. Evet. Sonra bunları böyle ekleyeceğim. Tamam isterseniz hamurunuz mayalandıysa bize böyle bir iki tane tabii, bu mini pizza tarifini gösterseniz. Belki hafta sonu da geldiğinde sevgili izleyenlerimiz de yapmak isterler. Efendim hem misafir sofralarına hem çocuklarınızın beslenmesine yapabilirsiniz. Gerçekten içerisindeki çok zengin. Sebzeleriyle birlikte. Hamurumuzda yumurta da var. Evet evet. Yani hamurumuz da evet zengin evet, içeriklere evet. sahip. Daha güzel kızarıyor. Hı-hı. Bazıları sadece beyazını koyuyor ya da hiç koymuyor ama daha kızarıklı güzel oluyor. Güzel görsel olarak da. Hı-hı. O yüzden ben koymayı tercih ettim. Evet. Sucuk koyabiliriz. Pastırma olabilir, sosis olabilir değil mi çocuklar? Tabii sevdiğimiz sosisi de her çok şeyi seviyorlar. Ekleyebiliriz. Yani hamurumuz birazcık ele yapışan yumuşaklığı evet, evet, yumuşak var mı? Evet yumuşak olması tamam. gerekiyor. Hı-hı. Gördüğünüz gibi Hı-hı. Sert olursa poğaça hamuru kıvamında olursa piştiğinde de kendini çekecek sert olacak. Hı-hı. O yüzden şöyle ben bezelerini daha küçük alıyorum şöyle. Ha, minik bezeler yapıyorsunuz. Mini pizza. Çünkü bu mayalı olduğu için. Zaten kabaracak. Evet. Şöyle mini olacak. Hı-hı. Çok güzel. Yani isterlerse biraz daha büyük de yapabilirler ama bence yeterli olur. Çünkü yeterli mayalanacak. Oluyor. Hı hı. Evet. Nasıl yapacaksınız üst kısmını? Herhalde ikiye katlamayacaksınız. Yok değil katlamayacağım. Mi? Şimdi bezelerini alacağım. Bezelerini alana kadar biraz hamur kendini bırakmış olacak. Daha Hı hı. sonra küçük bir bardağın böyle alt tabanını bastıracağım. Bir oyukluk açacağım.
İçine sos süreceğim. Daha sonrasında da işte sevdiğimiz malzemeleri ekleyeceğiz. Evet, bir tanesini deneyelim mi şimdi birlikte? Tabii deneyelim. Orayı unladınız yapışmasın diye. Şu an belki biraz olmayabilir ama. Çünkü hamur yeni pazasını aldığımız için. Şöyle yapacağım. Orta kısmını hafif. Aynen. Bastırdığımızda daha çok malzeme de alabilir aslında. Evet evet. Yani kendini hamur çünkü bırakacağı için istediğimiz gibi şekil verebiliriz. Çok güzel. Böyle. Kenarları biraz daha tombik ve yuvarlak kaldı. Aslında tam böyle pastane poğaçalarına benzeyen bir şekli olacak. Böyle sosunu koyacağım. Daha sonrasında. Böyle bir çukurlaştırdığımızda akan peynir de aslında dışına çıkmamış oluyor evet, değil çıkmamış mi? İçinde olacak. Kalıyor. Evet. Çok güzel. Domates de evet. Çok güzel şöyle görünüyor. İşte biberimizi koyacağız. Hamur yumuşak olduğu için siz bastırdıkça o açılmaya evet, devam ediyor. Evet o açılacak inşallah. O böyle minik minik yapıyorsunuz. Minik minik bayağı da porsiyonlu oluyor aslında evet, o zaman çok değil bereketli mi? Oluyor. Çok bereketli doğum oluyor. Doğum günlerinde kahvaltılarda özellikle kalabalık güzel oluyor. Bir misafir geldiğinde tercih edilebilir. İsterlerse büyük yani 3'e veya 4'e bölüp normal pizza da yapabilirler. Çok güzel. İsterlerse dediğiniz gibi katlayıp pişirip arasına da hani koyulabilir. Koyabilir. Poğaça cep kıvamı. Poğaça gibi de olur. Her şekilde hamura şekil verilebilir. Böyle çok güzel ama gerçekten çok mini pizza modu. Evet efendim böyle avcunuzun içinden çok daha küçük bir halde. Aslı Hanımcığım o zaman siz yapmaya devam edin. Tamam. Biraz daha siz devam edin. Sonrasında çorbam içinde ben zaten tekrar yanınıza uğrayayım. Ben şimdi hocamın yanına geçeyim. Tamam buyurun. Biz sohbetimize başlayalım inşallah. Bir koltuğumu sizden yardım istesem. Derin bir kabın içine bol buzlu su koyun. İçine de 2 yemek kaşığı kadar limon suyu ekleyin ve buzdolabında 1 saat bekletin. Bu şekilde sebzeleri geri kazanarak israfın da önüne geçmiş olacaksınız. Evet efendim, ben hocamın yanına geldim, sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık hocam. Geldiniz, bizi mutlu ettiniz. Böyle önemli bir konuyu ele alacağız sayenizde. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hocam o zaman şimdi biz alerjik hastalıklar ve astım dedik ama hep alerjik hastalıklar ve bağışıklık sistemi birlikte anılıyor. Dilerseniz önce bize bir bağışıklık sistemini anlatsanız, oradan bir başlasak, bir aydınlansak. Bizim vücudumuzun doğuştan bu bakterilere, virüslere, hastalıklara, kansere, değişik ajanlara karşı bir savunma sistemi vardır. Evet. Bunlar hem hücresel bağışıklık sistemi vardır hem de aynı zamanda bizim koruma sistemimiz, cildimiz bile bir koruma kalkanıdır. Gözümüzden akan yaşlar, o sıvı bir koruma kalkanıdır. İşte burnumuzun içindeki kıllar bir koruma kalkanıdır. Ağzımızın içindeki tükürük bezi, oradan salgılanan bazı maddeler, enzimler bunlar bir savunma sistemidir. Bir de işte hücresel bağışıklık sistemimiz vardır. İşte immünoglobulinler vardır, antikorlar vardır. İşte ona karşı oluşan antijenler vardır. İşte lenfositler, ezonofiller, monositler dediğimiz gene kanımızda dolaşan hücreler vardır. Bunlar ihtiyaca göre işte bakteri geliyorsa nötrofil tipi, virüs geliyorsa nötrofil tipi ya da işte vücuttaki antikorlar gelen tehlikeye karşı vücutta bir savunma reaksiyonu oluştururlar. Evet. Bunun sonucunda da eğer bir bağışıklık sistemimizde problem varsa biz o ajanları, o tehlikeyi vücudumuza zarar vermeden bertaraf etmiş oluruz, arındırmış oluruz. Çok şükür değil mi? Hocam ne kadar güzel bir yaratılışımız var aslında, sistemimiz var. Yani ihtiyaca göre bağışıklık sistemi... Hangi tehlike varsa ona karşı... bağışıklık sistemi gelen komutla birlikte beyinle harekete geçiyor ve o tehlike dışlanmış oluyor. Yani bir üzerimize doğru araba kullanırken bile bir kağıt uçursa gözümüzü kırparız. Bu da bir savunma refleksidir. Yani vücudumuzun her organı bir savunma refleksiyle ya da savunma sistemiyle
donatılmış vaziyettedir. Bunların aslında toplamı da bağışıklık sistemimiz oluşturuyor. Genel olarak tabii ki bunlar da bizim bağışıklık sistemimizi oluşturuyor. Peki hocam, bağışıklık ve alerjinin ilişkisi nasıl oluyor bu durumda? Şimdi aslında hani doğru bildiğimiz yanlışlar vardır. Onlardan bir tanesi de alerji meselesi. Ben alerjik, çocuğum alerjik dediği zaman bir kişi ya da ben alerjiyim dediği zaman bağışıklık sisteminin zayıf olduğu algısı oluşur. Evet. Halbuki tam tersi, burada alerji dediğimiz olay bizim bağışıklık sistemimizin gereksiz fazla aşırı reaksiyon gösterme şeklidir. Gereğinden fazla. Şeydir. Ben hastalarıma şöyle anlatıyorum. Bir evimiz var ve evimizi silahlarımızla düşmana karşı korumak için bizim elimizde silahlarımız olsun, tabancamız olsun, bıçağımız olsun, işte ok olsun, bir de Kalaşnikov tüfeğimiz olsun. Yani böyle saldıran. Şimdi iyi bir usta dövüşçüyse, savaşçıysa dışarıdan geldiği zaman bir düşman bıçağı saplayabilir ya da işte okla birlikte tabanca tekmeniyle sadece düşmanı öldürür. Ama vücudumuzun kendine hiç fazla güveni yoksa alır makinalıyı ve taramaya başlar. Düşmanı gene öldürür ama o seken kurşunlar, mermiler evimizin duvarlarına hasar verir. Evet hocam. Vücudumuzdaki bu antikorlardan işte IgA antikorumuz var, M antikorumuz var, G antikorumuz var, E antikorumuz var. Bir bakteri geldiği zaman vücudumuza, işte ona karşı daha önce karşılaşmışsak ona karşı immünoglobulin G antikoru, M antikoru devreye girer ve onu yok eder. Ya da engeller vücuda girmesini, hasar verişmesini. IgA antikorumuz da bizim alerjenlerle savaşan antikorumuzdur. Diyelim ki bir polen burnumuzdan girmeye çalıştığı zaman oraya belli hücreleri gönderir orada. Hiç biz fark etmeyiz bile, tutulur oradan yok edilir. Bu normal bir bünye davranışıdır. Ama eğer bünye kendine güveni yoksa, aşırı IgE, aşırı duyarlılık varsa oraya aşırı derecede savunma hücresini gönderir. Gene düşman yok edilir ama o sırada orada oluşan ödem, akıntı, sızıntı bizim burnumuzun akmasına, işte hapşırmamıza, burnumuzun tıkanmasına neden olur. İşte bu gözlerimizde ise o savunma sistemi, tehlike gözden geliyorsa gözde aynı reaksiyon olur. Gözler akmaya başlar, kaşınmaya başlar. İşte boğaz sistemimiz ağzımızdan giriyorsa hava yollarımızda o hassasiyet olur. Kazara geçmiş bağırsaklarımızda olmuşsa bağırsaklarda o hareket olur. Cilden geliyorsa cildimizde hareket olur. Yani hangi organ sistemindeyse bu aşırı reaksiyon sonucu orada vücudumuzda şikayetler oluşmaya başlar. Yani savunma sistemimiz aşırı tepkiyle birlikte kendi kendimize zarar vermeye başlar. Ve bir şikayet ortaya çıkar. Yani bağışıklık sistemimiz zayıf değildir. Sadece nasıl kontrolsüz çalıştığı için aşırı tepki vermektedir. Evet, aslında hocam çok güzel anlattınız. Yani kendine güveni olmayan bir birey gibi her şeye böyle fazlaca tepki göstererek ama ben hepsini yok edeyim. Tabii bu şeyiyle. Mesela annelere şu şekilde, bazı çocuklar, 2-3 çocuğu var. Bazı çok sinirlidir. Bazıları daha sakin yapılıdır. Bazıları gerektiğinde tepki verir. Bazısı gerekli gereksiz tepki verir. Sürekli. İşte bu gereksiz tepki veren çocuk bizim vücudumuzun alerjik olmasına neden olur. Evet. Hocam peki o zaman bu özgüveni düşük bağışıklık sistemlerini nasıl kuvvetlendirebiliriz? Şimdi bağışıklık sistemi neden özgüvensiz oluyor? Önce bunu yapmak lazım. Evet hocam. Şimdi biz vücudumuzu daha ilk başta doğduğundan itibaren bebek, çocuk, o yabancı ajanlarla, alerjenlerle, mikroplarla karşılaştırırsak vücut onlarla savunmayı çok daha erken yaşta öğreniyor. Onlara karşı tepki göstermeyi. Dolayısıyla aşırı tepki göstermiyor. Ama çocuk eğer küçüklüğünden itibaren çok fazla antibiyotik verilirse, çok temiz tutulursa, çok koruyucu orada bir yaklaşım, olursa gene işte lenfositler var, B lenfositler, T lenfositler gibi. Burada bakterilerle karşılaşacak tıkça karşılaşan hücreler, bir dengededir hücreler, ön plana çıkar, diğer alerjenler düşer. Dolayısıyla o tepki olmaz. Ama biz o karşılaşma sürecini yaşatmazsak, buna hijyen hipotezi de deniyor. Yani tartışılan bir şey ama bizim gördüğümüz de böyle. O zaman hep o alerjenlere karşı yüksek savaşan hücreler vücudumuzda fazla miktarda kaldığı için hemen tepki vermeye, aşırı tepki vermeye başlıyor çocuklarda. Bu ilk çocukluk çağında genelde pişik falan şeklinde başlıyor. Cilt reaksiyonları şeklinde başlıyor. Döküntüler şeklinde başlıyor. Bazılarında alerji rinit şeklinde başlıyor. Bazılarında astım şeklinde. Yani hangi organdan başlayacağı belli olmuyor ama
bir kişide bunların hepsi birden de olabilir. Evet hocam. Sadece bir tanesi, sadece göz lenzesi de olabilir. Dolayısıyla biz bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Başlangıçta biraz daha koruyuculuğumuzu geri çekip, evet, bırak bağışıklık sistemimiz zaten başa çıkar deyip, gerekirse çocuğumuzu her türlü mikropla, tozla, toprakla, evet, da karşılaştıracağımız bir süreç olması, hemen en küçük bir enfeksiyonda antibiyotik vermezsek, evet, bağışıklık sisteminin başa çıkmasını sağlarsak daha az alerjik bir bünye, evet, oluşuyor. Hocam ama şimdi bu söylediğinizin üstüne eminim seyircilerimizin birçoğunda akla gelen bir soru, ben yönlendirmiş olayım. Şimdi pandemi döneminden yeni çıktık, hatta çıktık mı soru işareti var. Evet. Covid var, şu anda sonbaharla birlikte çok çocuklar çok hasta oluyor. Aslında herkes hasta oluyor, evet, ama hani okullarda da çocuklar arasında paylaşım çok olduğu için hastalık çabuk yayılıyor. Nasıl korumayacağız hocam? Yani bu hani alerjik bünye alerjik olmasın diye mikroplarla karşılaşsın diyoruz ama orada da bir koruyuculuk şimdi devreye giriyor. Mutlaka mikropla karşılaşacağız. Biz daha çocuklar doğduktan hemen sonra kızamık, kaba kulak aşısı yapıyoruz. Evet, değil mi? Mikrobu mikropla karşılaşsın diye. Evet. Zayıf, vücut ona karşı antikor olsun diye. Bu sayede, evet, işte çiçek aşısı yapıyoruz. Hı-hı. Artık çok fazla yapılmaya, su çiğ aşısı yapılıyor. Hı-hı. Böylece o virüsler yok edildi. Artık dünyada, doğru, yok gibi bir şey vakalar. Evet. Mesela biz koronavirüse karşı aşı olduk. Evet. Neden olduk? Çünkü vücudumuz ona karşı savaşmayı öğrensin diye oldu. Hı-hı. Karşılaştırdık zayıf olanla. Evet. Burada da çocuklar, evet, mutlaka okula gidecekler ama ya hasta olur diye antibiyotik verecek halimiz yok. Evet. Eğer çocuğun burnu akıyorsa ona nezle ilaçlar verirsiniz, grip ilaçlar verirsiniz, hı-hı, burun spreyleri verirsiniz. Daha şikayetleri bastırıcı ilaçlar önce. Hı-hı. Bol sıvı kaybeder vücut orada, sıvı desteği sağlarsınız. Hı-hı. Ağrısı varsa boğazında işte boğaz gargaraları, spreyleri, evet, ve gerekirse ilaç ağızdan verecek şurup, hap şeklinde ağrı kesici veririz. Yani önce şikayete yönelik, semptomatik tedavi verdiğimiz tedavi veririz. Hı hı. Baktık ki bu bakteriyel bir enfeksiyona evriliyorsa o zaman antibiyotik veririz. Evet. Zaten virüs ilaçları çok fazla etkili değildir. Bunu koronada da gördük. Korona, evet, için verilen, evet, virüs ilaçları da çok fazla etkili olmadı esasında. Evet. Dolayısıyla burada biz vücutta bir sonraki gelişebilecek aşamayı engelleyerek, evet, koruyarak takip edeceğiz sadece. Destek tedavisi verecek esas olarak. Evet. Ve aynı zamanda hocam beslenmelerini de aynı şekilde. Tabii beslenmelerini. Takviye gıdalarla. Yani kaybettiği şeyi daha çok vermek. Hı hı. İşte C vitamininden zengin gıdalar vermek. Evet. Ama vitamin takviyeleri değil bu yani. Evet şöyle, tabii ki. Mezun doğal portakal yollardan suyu olacak gibi şekilde. Değil mi hocam? Ama en önemlisi de sıvı kaybını çocuğun ve kişinin hastalığını önlemek. Evet, sıvı tüketimini artırmak. Evet. Çocuklarda doğal yapabileceğimiz tam, yani mevcut ıhlamur. Çantasına suyunu koyacağız çocuğa. Suyunu esasında, değil mi hocam? Evet, evet, en basitinden. Peki hocam hangi durumlarda şimdi alerji uzmanına, bir doktora başvurmak gerekiyor? Yani diyelim ki alerji hisset, yani kişi kendini, hı, sürekli hasta mı hissettiğinde gitmeli? Geçmeyen bir öksürükle mi gitmeli? Şimdi alerjik olmak doğuştan, evet, gelen bir şey büyük ölçüde ve ırsi olma özelliği de var. Hı. Genetik özelliği de var. Evet. Bir anne ya da baba alerjikse çocuklarında da kendi şikayetlerine yönelik işte hapşırık, burun akısı gibi şikayetler, hı hı, tespit ediyorsa bunun öncelikle bir doktora götürülmesi lazım. Evet. Alerjinin tespit edilmesi, alerjik durumun tespit edilmesi açısından. Daha sonraki süreçte her hasta kendi doktoru olarak zaten onunla baş etmeyi öğreniyor. Evet. Nasıl başımız ağrıdığı zaman bir ağrı kesici almak için her defasında doktoru arayıp ya da gidip ağrı kesici alayım mı diye sormuyorsak, evet, biz o alerjiyle baş etme yöntemini öğrendikten sonra, o yolunu öğrendikten sonra, hangi ilaçları ne zaman kullanacağımızı öğrendikten sonra, evet, kendi kendine tedavi edebilir. Bu tedaviye rağmen şikayetlerle baş edemiyorsak işte o zaman doktora gitmek lazım. Evet. Burnumuz akıyorsa, gözlerimiz sulanıyorsa, hı-hı, alerji hapını alırız, burun spreyini kullanırız, gerekirse göz damlasını kullanırız. O geçer ama geçmiyorsa, hı-hı, artık orada başka bir süreç, belki bir enfeksiyon falan da eklenebilme ihtimali, evet, olduğu için, hı hı, işte o zaman doktora gitmek lazım. Çünkü aslında bağışıklığı yoran bir süreç yine, değil, tabii, mi? Alerji yaşamak. Yoran, vücudu yoran, evet, ve o alerjiyle birlikte bizim boğaz yüzeyinde, mukozasında, burunda oluşabilecek o hasara sonrasında, evet, oradaki konakçı bakteriler ya da dışarıdan gelebilecek konakçı bakteriler daha sonra o alanda enfeksiyonlara neden olabilir. Hı hı. İşte o zaman o hastanın doktora gidip gerekirse antibiyotik alması lazım. Hı. O enfeksiyonun tespit edilmesi, ciğere inen bir durum var mı tespit edilip, hı hı, ona göre tedavi verilmesi lazım. İşte bu süreçte erişkin de olsa, çocuk da olsa doktora gitmesi gerekir.
Peki hocam, ebeveynlerde alerji varsa ve dediğiniz gibi genetik olabiliyor, kalıtsal olabiliyor dediniz. Çocuğunda kaç yaşından itibaren, yani bunu fark ettiğinde, mesela 2 yaşındaki çocuğunu da doktora götürmeli mi? Tabii. Ne kadar erken tespit edilirse onun ilerlemesi ona göre daha erken müdahale edilerek, önlenerek tedavi planı daha erken yapıldığı için çocuk daha sağlıklı yaşar. Biz şunu planlıyoruz. Bir kişinin astımı da olsa, alerjik rinit de olsa, göz nesnesi de olsa, dil olsa tamamen sağlıklı, konforlu bir hayat yaşayacaktır. Evet. Hedefimiz her zaman hekim olarak budur ve bu mümkündür. Yani en ağır alerjik hasta bile bazen ilaç alması gerekir bu konforu sürdürmek için ama tamamen sağlıklı bir hayat yaşayabilir. Evet. O yüzden ne kadar erken tespit o kadar o sağlıklı yaşamın erken başlaması demektir. Evet. Peki hocam, tespiti nasıl yapıyorsunuz? Bir hastada alerji olup olmadığını hangi testler sonucunda öğreniyorsunuz? Şimdi burada hasta şikayetlerini anlattığı zaman biz büyük ölçüde tespit ediyoruz. Hatta biz erişkin yaşta birisi kapıdan girdiği zaman bile onun burun yapısından, konuşma ses tonundan alerjik mi değil mi ya da burunda bir şikayet var mı az çok tahmin edebiliyoruz. Evet, çok güzel. Sonra hastanın şikayetleri hangi durumlarda ortaya çıkıyor? Mesela tozlu yerde gittim diyor. Evet. Bazı hastalar diyor ki bahar aylarında benim şikayetlerim oluyor. Evet, evet. Bazıları işte ben evde kedim var, köpeğim var, onu sevdiğim zaman şikayetler. Bu zaten bir öngörüdür bizim için alerji olduğuna dair. Daha sonra bunu alerjinin tespitini hem biz cilt testleriyle yapabiliriz hem de demin bahsettiğim o vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin hücreleri yani immunoglobulin E ya da eozinofil kan sayımındaki belirli hücreleri kan testi yaparak zaten onun yüksekliğini biz görebiliyoruz. Evet. Ona göre eğer vücuttaki o antikorlar yüksekse diyoruz sizin bünyeniz alerjik. Evet. Ama bu hastasınız demek değil. Yani hassas bir bünyeye sahipsiniz. Hassas bünyeye sahipsinizdir ama hiç ömür boyu şikayetiniz olmayabilir. Ya da işte o neye karşı hassasiyetiniz varsa onunla karşılaştığınızda şikayetiniz olabilir. Evet. Yani alerjik bünyeye sahip olmak hasta olmak demek değil. Evet hocam. Sarışınsanız, mavi gözlüsünüz öylesinizdir. Evet. Ama bu size bir zarar vermeyebilir. Evet. Bu da genetik yapınızdan gelen bir alerjik durumunuz var ama hiç şikayetiniz olmayabilir. Şikayetiniz olursa sizin şu şu ilaçları kullanmanız ya da şu şu önlemleri almanız gerekiyor. Bizim burada tespit edip ileriye dönük yapacağımız plan budur. Tedavi süreci nasıl oluyor peki hocam? Yani genel olarak bu alerjik rinitten de bahsedebiliriz. Hani bunun ileriki boyutları mı daha sık görülüyor yoksa daha böyle orta hali mi görülüyor? Nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Şimdi bizim için alerjik bir hasta tamamen sağlıklı yaşamalıdır. Evet. O yüzden burnuna azıcık böyle yapıyorsa bile onu önlemeliyiz. Değil mi hocam? Burunda bu çizgi varsa direkt diyorsunuz ki alerjik rinit çünkü sürekli burnunu böyle yapıyor. Yapıyor. Ya da işte sürekli yapıyor. Evet. Veya işte gibi boğaz temizleme hareketleri yapıyor kişi. Bunları gördüğümüzde bu bile bizim için rahatsız edici bir şeydir. Bu bile olmamalıdır. Mesela bu şikayetleri de tespit ederek işte burnu gerektirir. Kulak burun boğaz işbirliğiyle birlikte. Burunda bir ödem var mı? Genizede eti var mı? İşte burun mukozası daha kızarık mı, ödemli mi? Bunları tespit ettikten sonra şikayete göre hap tedavisi olabilir, burun spreyi olabilir, gözünde ise göz damlası olabilir, işte hava yollarında ise astım tedavisi olabilir. Hangi bölgede şikayet varsa oraya yönelik en basitinden gerekse ilaçları ekleyerek en ağırına kadar tedavi şemasını çiziyoruz. Biz buna basamak tedavisi diyoruz. Yani bu basamakları çıkarak 3 ilaç, 4 ilaç birden de kullanabiliriz. Evet. Gerekirse arada bir kortizon tedavisi de verebiliriz. İğne şeklinde ya da hap. Ya da sadece burun spreyi de verebiliriz. Evet, yani şikayete yönelik. Ama neticede bizim için önemli olan hastanın sıfır şikayeti olması. Evet. Tamamen şikayetsiz, sağlıklı bir hayat yaşamasıdır. Peki hocam, alerjinin bitmesi mümkün müdür? Yani bu tedavilerle birlikte. Yoksa hastalar bir ömür zaman zaman hep bir tedaviye ihtiyaç duyacaklar mı? Burada işte bağışıklık sistemi bazen alerjenlerle karşılaştıkça şunu demeye başlar. Ya ben aslında boşuna tepki gösteriyormuşum. Evet. Bu kadar da reaksiyon göstermeme gerek yokmuş diyerek doğal yollarla zaman içerisinde çocukluktan aşırı olan şikayetler erişkinliğe geçtikçe hatta ileriki yaşlarda gerileyebiliyor. Evet. Tamamen şikayetler bitebiliyor. Bazen de genç yaşta çıkabiliyor. Bu kişiden kişiye değişiyor. Alerjenlerle ne kadar sıklıkta, hangi ortamlarda
karşılaştığına göre değişebiliyor. O yüzden yani birçok hastada çocukluk çağında erişkin yaşlarına geldiğinde rahatlıyor, hiçbir problem olmayabiliyor. Evet. Ama bazılarının da ileriki yaşta o kişiden kişiye değişen bir süreç. Ama biz bunu nasıl yapıyoruz? Hı hı. Bunu bir psikoterapi gibi düşünelim. Evet hocam, ben de onu soracaktım. Yani aslında psikolojik olarak da evet, kişinin desteklenmesi gerekiyor. Yani hem psikolojik olarak desteklenir. Zaten hı hı, iyi bir eğitim ve hasta onu öğreniyor nasıl baş edeceğini. Hı hı. Ama psikoterapiden kısım şu. Şimdi çok agresif bir çocuğumuz var. Hı hı. Psikiyatriste gösteriyoruz. Ya da bir kapalı ortam korkusu var hastanın. Evet. Ona azıcık loş ortama, sonra yavaş 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 o karanlığı artırarak ve aslında benim bu kadar korkmama gerek yokmuş, evet, düşüncesi oluşturmak gibi, biz immünoterapi aşı tedavisiyle birlikte alerjen tespit ettikten sonra eğer ilaçlarla kontrol altına alamıyorsak bu alerjiyi, özellikle küçük yaşlarda başladığımız zaman çok daha etkili, vücuda küçük dozlarda belli aralıklarla biz bu alerjenleri veriyoruz. Hı hı. Çok reaksiyon geliştirecek şekilde. Evet. Sonra vücut onu artık yabancı görmemeye, içselleştirmeye başlıyor. Hı hı. Ve artık daha önce gösterdiği tepkiyi vücut göstermemeye başlıyor. Evet. Dolayısıyla zaman içerisinde o ajana karşı alerji durumu ortadan kalkabiliyor. Bu da aslında hocam az önce bahsettiğiniz tedavide biz basamak yöntemini uyguluyoruz dediğiniz evet, gibi. Bu da aslında bir basamak yöntemi. Bu da basamak. Bunu her hastaya yapmıyoruz zaten. Yani hı hı, ilaçlara rağmen çok sık şikayetleri oluyorsa, evet, hastada ilaç kullanamadığımız bir durum varsa, işte o zaman bu tedavi yöntemine geçiyoruz. Çoğu hastamızda zaten belli çevresel önlemler alarak bile hastayı evet, normal hayatını sürdürmesini sağlayabiliyoruz. Evet hocam. Çok kısacık bir aramız var. Sonrasında alerjik rinitle devam edelim inşallah. Efendim bizlerden ayrılmayın. Kısa bir ara sonra sizlerle beraberiz. Evet efendim, karşınızdayız, sizlerleyiz. Ben hemen reklam arasında Aslı Hanım'ın yanına koştum. Çünkü çok güzel şeyler hazırlamış bizlere, sizlere de göstersin istedim. Buyurun Aslı Hanım, neler yaptık şimdi? Sanki pizzalarımız hazır gibi. Evet, pizzalarımız hazır. Şimdi fırına vereceğiz. Küçük hı-hı, küçük bezesini aldım, sosumuzdan tamam, sürdüm. Sosumuzda neler vardı? Sosumuzun içinde tuz, karabiber, pul biber. Arzuya göre isterlerse susam koyabilirler. Hı hı. Acı miktarını fazlalaştırabilirler, azaltabilirler. Hı hı. Onu sürdüm. Sonra istediğimiz, sevdiğimiz ürünleri ekledim. İşte sucuk, yeşil biber, sivri biber, charleston, kapya biber, kaşar, peynir, sucuk. Çok güzel. Bir tepsisini de şey yapacağım, beyaz peynirli yapacağım. Tamam, bunlar bunu hazır, da büyük yapacağız herhalde, evet, değil mi? Onu da büyük göstereceğiz. Efendim, arzuya göre böyle büyük de yapabilirsiniz, evet, gerçekten bir pizza boyutunda. Direkt büyük de yapabilirler. İsterlerse böyle küçük daha evet, öyle ama daha sunumluk oluyor, sunum değil mi? Hem çocukların kahvaltısına, beslenmesine evet, de çok rahat koyulabilir. Efendim bu şekilde verirken Aslı Hanım belki kaçırmış olabilir izleyenlerimiz. Evet, küçük bir bardakla bardağın arka kısmıyla böyle bastırarak bezeyi aldıktan sonra bastırarak biraz oyuntu yaptım ki malzemeler dışında direkt düşmesin. Kenarları da böyle evet, pofidik kalmış oluyor. Pişince sonra yumurta daha sarılarını da sürdüm ve bitti. Yumurta sarısı da sürdünüz. Evet, tamam, harika. Burada da çorbamız var. Çorbamıza da bakalım isterseniz. Efendim bal kabağı çorbası yapıyor bugün bize Aslı Hanım. Neler koyduk çorbamıza isterseniz bir tekrarlayalım. İlk önce tenceremizin içine bal kabağımızı, soğanımızı, hı-hı, havucumuzu, sarımsağımızı, patatesimizi koyduk, güzelce pişirdik. Tamam. Daha sonrasında tenceremizin içine de tereyağımızı, sıvı yağımızı ekledim. Unumuzu ekledim, karıştırdık. Unu güzelce kavurduk önce. Evet, hı-hı, un kokusu çıktı. Çıktıktan sonra işte bal kabağımızı karışımını ekledik. Tamam. Bir de ilikli kemik suyumuz vardı, onu ekledik. Çok güzel, tam şimdi şifa niyetine. Şimdi burada pişiyor güzelce. Zerdeçal ekledik, biraz böyle rengi rengine, daha. Rengine değil evet, mi? Evet, evet. Blender ile çekilebilir isterlerse. Bazıları da böyle seviyor. Daha taneli olabilir. Blender ile çekebilirsiniz. Süzgeçten süzebilirsiniz efendim. Nasıl uygun olursa. Ha, son krema ekleyeceğiz. Kremasını pişiyor, altını kapattıktan sonra evet, mı ekliyoruz? Şey, tabağımızı aldıktan sonra. Tabağımıza koyduktan evet, sonra. Tamam, onu da birlikte ekleriz inşallah. Evet. Çorbamız birazcık pişsin. Hemen fırına götüreyim. Evet, siz onları fırına koyun. Onun dışında da kalan hamurumuzla biz böyle bir tane de büyük yapıyoruz. Sizler de arzuya göre küçük ya da büyük yapabilirsiniz. Poğaça pizza dedik, mini pizza tarifi dedik. Ve bal kabağı çorbamız da Aslı Hanımcığım hazırlıyor. Hemen geliyorum. Tamamdır.
Ben tekrardan Aslı Hanım'ın yanına gelir, sizlere de yaptıklarını gösteririm efendim. Ben şimdi hocamın yanına geçiyorum Aslı Hanım. Tamam. Bir sohbetimize devam edelim. Sizlere de kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam, reklamdan önce en son alerjik riniti konuşalım dedik ve ayrıldık sizlerle. Alerjik rinit nedir hocam? O kadar bahsettik aslında ama böyle hep kıyısından köşesinden bir de ismini de analım. Evet. Alerjik rinit dediğimiz olay, bu bahsettiğimiz alerjik durum, burnumuzda şikayetlere neden olduğunda saman nezlesi ismi de var. Evet. İşte alerjik rinit dediğimiz burnumuzda akıntı, hapşırık, kaşıntı falan gibi şikayetlerin olması durumu. Evet hocam. Bu alerjiler karşılaştığımız zaman alerjenlerle burnumuzda oluşan işte sızıntı, kaşıntı, ödem şikayetleriyle birlikte bizde hem geniz akıntı şikayetleri olmasına, hem burun tıkanıklığı olmasına, sık hapşırık olmasına ve uyku kalitemizin bozulmasına, sürekli hocam. Bir yorgunluk hali oluşmasına neden olan bir durum. Çünkü güzel nefes alamayan vücut zaten güzel yaşayamıyor. Uykuda da güzel dinlenemiyor. Aynen öyle. Şimdi sağlıklı bir nefes burundan alınır. Evet. Burundan aldığımız zaman havadaki toz varsa süzülür. Hava sıcaksa belli soğuğa sıcaklığa indirilir. Soğuksa ısıtılır. Evet. Dolayısıyla akciğerlere kaliteli bir hava gider. Evet. Ama burun devre dışı kaldığı zaman ağızdan aldığımız hava tozluysa tozludur. Evet. Sıcaksa sıcak, soğuksa soğuk, direkt bronşlara giderek hava yollarında bir tahrişe, hassasiyete neden olur. Evet. Bu da aslında bir şekilde astımı da tetikler. Astımın alerjik kişilerde astım olur. Ki bizim yaptığımız araştırmalarda, birçok araştırmada şu görmüş. Astımı olan bir kişinin %80'e yakınında bir burun problemi var zaten. Evet. Dolayısıyla bir astımlı hastanın biz burnunu tedavi etmediğimiz zaman, burun şikayetlerini tedavi etmediğimiz zaman zaten astım hastanın düzelmiyor. Değil mi? Ciğerdeki şikayet bitmiyor zaten. Bitmiyor. Çünkü yukarıdan kaliteli hava ciğerlere inmiyor. İnmediği zaman da akciğerler koruma refleksiyle birlikte hava yollarını kapatıyor, daraltıyor. Orada bir ödem oluşuyor. Evet. Başlıyor hasta öksürmeye, hırıltısı olmaya. Ondan sonra nefes darlığı çekmeye başlıyor. Evet. Mesela bizim bu alerjenlerle karşılaştığımız zaman burunda oluşan bu ödem durumu, iltihabi duruma biz alerjik rinit diyoruz. Evet. Eğer bu sadece polenlere karşı bir durumsa mevsimsel alerjik rinit diyoruz. Eğer ev tozakları, kedi, köpek tüyü ve başka ajanlara, küflere karşı da bu alerji varsa o zaman yıl boyu süren alerjik rinit ortaya çıkmış oluyor. Evet, peki hocam kişi kendisinde alerjik rinit olduğunu mu yoksa bir grip, nezle gibi yani daha böyle virüs hastalığı geçirdiğini nasıl anlayabilir? Anlayabilir mi ya da? Bunu anlayabilir. Çünkü alerjik rinit olan kişiler zaten bu tekrarlayan bir süreçtir. Normal dışarı çıktığı zaman hiçbir şikayeti yoktur aslında ama evine girdiği zaman, yatak odasına girdiği zaman ya da kediyi, köpeği sevdiği zaman burnu kaşınmaya başlar. Ya da her bahar ayında bunu yaşamaya başlar. Evet. Bir çiçekli ortama girdiği zaman, çiçek olan yeşillik bir ortama girdiği zaman şikayeti yaşar. Evet. Bir de çok fazla böyle boğaz ağrısı gibi, ateş gibi şikayetler alerjik rinitte olmaz. Evet hocam. Eğer enfeksiyonda zaten bir odak vardır. Evde başka bir kişi daha vardır ya da iş ortamında vardır. Okulda vardır. Onunla karşılaştıktan sonra bir anda burun akıntısı olmaya başlar, gözler sulanmaya başlar ve bu gün boyu devam eder. Evet. Halbuki alerjik rinitte alerjenlerle karşılaştığı ortamlarda bu yoğunlaşıp uzaklaştığı zaman hastanın şikayetleri belli ölçüde rahatlar. Tabii tedavi gecikmişse o sürekli olur. Olmaya başlıyor o şikayetler ama ya bu şekilde bir de uzamışsa eğer o şey soğuk algınlıkları çok fazla uzun sürmez. 10 gün, 15 gün falan sürmez ve grip ilaçlarıyla, soğuk algınlığı ilaçlarıyla çok daha rahat kontrol altına alınabilir. Bu şekilde ayrılabilir. Ama burada en önemli şeylerden bir tanesi genelde soğuk algınlığı şeylerde ateş gibi, işte boğaz ağrısı gibi ek başka şikayetler de ortaya çıkar. Evet. Peki hocam alerjik rinit olan bir kişi örneğin dediğiniz gibi köpeğe karşı, tüye karşı bir alerjisi var. Ve o esnada hapşurmaya, kaşınmaya başladı. Kendini o esnada nasıl rahatlatabilir bu kişi? Şimdi o ortamdan uzaklaşmak bir rahatlama şeklidir. Burunda oluşan, birikmiş olan alerjenleri burun ılık suyla özellikle soğuk suyla çok önermiyoruz. Çünkü soğuk su çektiğiniz zaman o soğuk geliyor diye burunda gene bir ödem oluşur. Ben hatta böyle hastalara bazen abdest alırken bile mümkünse soğuk su kullanmayın derim. Çünkü o burunda bir tıkanıklık ödem başlamışsa siz verdiğiniz soğuk su da orada bir ödeme neden olur. Orada gelen
o soğuğu ılıtmak için bir kan akımı olacağı için. Hı hı. Orada ılık suyla burun temizliği yapmak. Hı hı. Ve eğer gene olmuyorsa yanımızda alerjenlere yönelik bir hapımız ya da burun spreyimiz olduğu zaman onu sıkmakla bunu baş edebiliriz. Ama ilk aşama o ortamdan, o alerjiden uzaklaşmak olmalıdır. Evet. Peki hocam, bu burun spreylerinde steroidli burun spreyleri oluyor değil mi? Hı hı. Yani bunların kullanım noktasında ne sıklıkla kullanılabilir, hı, ya da çok kullanımı bağımlılığa affedersiniz sebep olur mu? Bu da bir aslında halk arasında şimdi dolaşan bir sorun. Birkaç çeşit burun spreyimiz var. Hı hı. Bir, sadece burundaki tıkanıklığı azaltan, dekongestan, evet, dediğimiz ödemi azaltan burun spreyleri var. Hı hı. Bunların 5 gün, bir hafta fazla kullanılmasını önermeyiz. Evet. Bunların piyasa isimlerini söylemeye gerek yok ama, evet, dekongestan dediğimiz burun, hı hı, spreyleri. Hı hı. Çünkü bunlar uzun süre kullanıldığında kendisi refleks olarak burun tıkanıklığı yapmaya başlar. Ve burun bağımlılıkları vardır. Bunlar, evet, bağımlılık yapar. İçinde kortizon olan burun spreyleri esas etkisini zaten bir hafta 10 gün sonra göstermeye başlar. Hı hı. Ve bunların uzun süre kullanılması gerekir. Ne kadar uzun süre? 1 ay olabilir, 2 ay olabilir, 3 ay olabilir. Evet. Bunlar genelde o kadar düşük dozdadır ki kana, hı hı, karışmazlar. Kana, evet, karışmadığı için de vücuda, yani bir çocuk kullandığı zaman büyüme, gelişme geriliği yapmaz, evet, genel olarak. Ama lokal olarak hasar oluşturabilir. Yani burun içinde olabilir. Çok fazla verdiğiniz zaman kurumaya, atrofi dediğimiz orada büzüşmelere falan ve burun kanamalarına neden olabilir. Hı hı. O yüzden 1 ay, 1,5 ay kullanıp belli günlerde ara verip burun o yüzeyinin tekrar kendine gelmesine fırsat vermek lazım. Zaten şikayet geçmişse de kullanmamız gerekli değil. Evet. Yani bunlar sürekli kullanılması gereken ilaçlar değil. Bir de antihistaminik dediğimiz içinde sadece alerjiye yönelik maddeler olan burun spreyleri vardır. Hı hı. Bunlar çok daha masumdur. Etkisi kortizona göre biraz daha düşük olmakla birlikte gene burun spreyi olarak kullanılabilir. Evet. Ve bu da haftalarca, aylarca kullanılabilir. Bir sıkıntısı olmaz. Evet. Ama burun spreyini kullanırken bizim önerimiz özellikle çocuklarda, erişkinlerde, hı hı, de dış kanatlara doğru burun spreyinin sıkılması. Hı. Yani mümkün olduğu kadar kemik dokuya hasar vermemesi için, evet, ortaya doğru değil, daha dışa doğru burun spreylerine sıkılmasını öneririz. Bir de çok arkaya kafamıza atarak genizimizi aktifmamıza gerek yok. Evet. Esas ön taraftaki o mukozayı, burun yüzeyini tedavi etmemiz, oradaki ödemi azaltmamız gerektiği için orayı tedavi edeceğiz. Burada oluşan ödemi gerileten ilaç kortizonlu burun spreyleridir. Evet. O yüzden alerjik rinit hastaları için en esaslı tedavi kortizonlu burun spreyleridir. Ama yoğun ödem olduğu zaman o dekongestan dediğimiz kısa sürede açan burun spreylerini kullanabiliriz. Hı hı. Eğer kortizona bağlı olarak burunda bir kuruma, çatlama varsa nemlendirici burun spreyleri kullanabiliriz. Evet. Ya da sadece alerji maddesi içeren burun spreylerini kullanabiliriz. Eğer burunla da başa çıkamıyorsak o zaman tabii ki alerji haplarına devreye girecek. Evet. Peki hocam, bu spreylerle, haplarla belli bir tedaviye ulaştıktan sonrasında alerjik rinitin erişkinler için de geçmesi mümkün müdür? Şimdi alerjik rinitin ya da alerjinin yok olması mümkün değildir. Hı hı. Şikayetlerin geçmesi, tamamen normal olmasını zaten istiyoruz. Hı hı. Tamamen normal dönmesi mümkündür. Hı hı. Ama alerjik olan kişilerin geniz eti oluşabilir. Evet. Burunda polipler oluşabilir. Hı hı. İşte o zaman gerekse kulak burun boğaza giderek onun temizlenmesi, hatta işte onları uzun süre kortizon tedavisi kullanmak onları da küçültebiliyor. Evet. Gerekirse hastanın eğer burunlu yapısı uygunsa, başka bir sakınca, hı hı, yoksa uzun süreli burun spreyi kullanmak gerekir onlar için. Evet. Ama neticede tamamen rahatlaması mümkün, tamamen, hı hı, sağlıklı hayata ulaşması mümkün. Buradaki riskimiz tekrarlar. Evet. Yani tekrar alerjenlerle karşılaştığı zaman, hı hı, yoğun bir şekilde şikayetler tekrar karşılar, evet, başlar. Tekrar başladığında gene aynı tedaviyi alır. Gene tedavi olmuş olur hasta. Evet. Yani stresimiz vardır, uykusuz kalmışızdır. Başımız, hı-hı, ağrır. Baş ağrısını kullanırız, ağrımız geçer. Evet. Bir daha ağrıyana kadar da ilaç kullanmamıza gerek yoktur. Doğru. Burnumuzda şikayet olana kadar tekrar ilaç kullanmamız gerekmez. Hı-hı. İlaç kullanmadan hayatımızı sürdürebiliriz. Hı-hı. Tekrar şikayetimiz ortaya çıktığında bir daha ilaç alırız. Evet. Peki hocam, son olarak alerjik rinitle ilgili aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Alerji aşısı olmak kesin bir çözüm sunuyor mu? Ya da kimlere aşıyı önerirsiniz, önermezsiniz? Önceliğimiz her zaman ilaç tedavisiyle kontrol altına almak. Eğer, hı-hı, ilaç tedavisi yetersiz kalıyorsa veya, hı-hı, ilaç tedavisi kullanmasına engel bir durumu varsa kişinin, hı-hı, hastada alerjik rinit çok yoğun ve astım da olmaya başlamışsa, astım şikayetlerini de kontrol altına alamıyorsak,
bu kişilerin aşı tedavisi olmasını öneriyoruz. Ama aşı tedavisi yani kızamık, kaba kulak, COVID aşısı gibi bir kere yaptırdık git değil. Bir önceki seansta anlattığımız gibi bir psikoterapi gibi bir süreç alan bir tedavi. Hı hı. Yani 3 yıl, 5 yıl belli aralıklarla uygulanması gereken bir tedavi. Hı hı. Burada neye karşı alerjiniz varsa önce onun cilt testleriyle veya kan testleriyle alerjini tespit edip onu vücudumuza küçük dozlarda dil altı olarak olabilir, subkutanımız cilt altı olarak olabilir değişik şekilde vücudumuza vererek vücudumuzda ona karşı oluşan aşırı tepkiyi azaltma yöntemidir. Ve birçok hastamızda çok güzel yanıt alınmaktadır. Çok güzel. Ama ne kadar çok alerjen hastanın alerjisi varsa, vücudu reaksiyon veriyorsa başarı şansı o kadar azalmış oluyor. Çünkü o kadar çok maddeyi vücuda verip denemek gerekiyor. Evet. Hocam bu alerjik rinitten bahsederken de hani bunun ileri seviyesinde astıma da yol açabilir dediniz. Buradan hocam bir astıma da geçiş yapsak, bizlere astımı da anlatsanız. Astım nedir, neden olur? Yani bunu biz alerjik rinit astıma dönüştü ya da işte cilt alerji astıma dönüştü gibi değil de alerjik riniti olan kişide astım da ortaya çıkabilir. Evet. Astım belirtileri de. İşte burnu tıkanmışsa hastanın, burun tıkanıklığı varsa, ağızdan nefes alıp veriyorsa, ağızdan gelen alerjenler hava yollarında da hassasiyete neden olup nefes darlığına neden olabilir. Bu da astımdır. Evet. Astım dediğimiz olay kişi, bu astımın bütün astımlar alerjik değildir, alerjik kökenli değildir ama alerjik astım olarak değerlendirirsek kişinin alerjenler hava yollarına doğru ilerlemeye kalktığı zaman boğazdan geçip vücudun buna savunma sistemi olarak hava yollarındaki sinüslerin hassasiyet neticesinde hava yollarında bir reaksiyon oluşması ve hava yollarının daralması, kasılması durumu. Ve hava yollarımızda bir koruyucu mekanizma vardır. Küçük siliyalar vardır. Yanında küçük salgı hücreleri vardır. Gene bunların devreye girerek salgı hücrelerinin aşırı salgı üretmesi, buna bağlı olarak orada bir balgam hissinin oluşması. Dolayısıyla hem oluşan balgam hem de hava yollarındaki daralma nedeniyle hastanın göğüste sıkışma hissi, nefes darlığı, öksürük şikayeti yaşaması bizim için astımdır. Ama astım da akciğerde, dokularda, akciğerin baloncuklarında, alveollerde bir hasar yoktur. Yani film çektiğiniz zaman astımlı bir hastanın filmi normal çıkar. En fazla içeride çok fazla hava hapsolup kalmış da çıkamamışsa daha siyah, daha farklı bir görüntü oluşur. Ama filmlerde astımın bir görüntüsü genelde olmaz. Normaldir. Hatta hastanın eğer bize geldiğinde şikayet yoksa muayeneleri de normaldir. Muayene bulgusu da normaldir. Yani sadece o alerjenlerle ya da işte tozlu ortamda şikayetlerini tetikleyen ortamda hastanın şikayetleri olur. Yani periyodik olarak tekrarlayan hava yollarında bir hassasiyet durumu ve ona bağlı olarak hastanın şikayet yaşaması bizim astım dediğimiz olaydır. Evet hocam. Astımlı hasta da tamamen normal, sağlıklı dönemleri vardır. Ve bizim hedefimiz de astımlı hasta da normal hayatını sürdürüp gitmelidir. Evet. Peki hocam tanısını nasıl koyuyorsunuz o zaman? Yani yanınıza geldiğinde o şikayetleri yoksa gerçekten? Astımın tanısı %60-70 daha fazla doktorun deneyimine göre sadece hastanın anlattığı şikayetlerle konulabilir. Yani hasta diyorsa ki ben evde kedim var, onu ne zaman sevsem, onunla oynasam nefesim daralmaya başlıyor. Buramda bir baskı oluyor. Öksürüğüm başlıyor. Bizim için bu bir astım bulgusudur. İşte bahar ayları gelince benim göğsüm sıkışır, öksürmeye başlarım. Bu bizim için bir astım bulgusudur. İşte tozlu kapalı ortamlara girince benim öksürüğüm başlar, hırıltım başlar. Bu bizim için bir astımdır. Bunu filmlerde dediğim gibi bir anormal bulgu olmaz. Biz solunum fonksiyon testi yaparız. Nefes testi. Orada eğer hastanın nefes aldıktan sonra vermesinde hava yollarında bir darlık varsa o zaman deriz ki senin astımın var. Ama hastanın şikayeti yoksa o da normal çıkabilir. Hocam o zaman astım da alerji gibi yani bir onu mesela bir kedi köpek gibi rahatsız olduğu bir şeyle karşılaştığında mı oluyor? Tabii yoksa... yani astımın atakları da öncelikle o alerjenlerle tozla karşılaştığında ortaya çıkar. Ama kontrol altına alıp müdahale edilmezse ondan uzaklaştığı zaman da şikayetler devam edebilir. Zamlakla birlikte. İşte ama tetikleyen şey o alerjenle, tozla, tetikleyici faktörle bu mutlaka alerjen olması gerekmez. Hava yollarında bir hassasiyet oluşmuşsa alerjen değildir ama çamaşır suyu, deterjan, parfüm, çok dumanlı, sigara dumanı bunlar da hastanın şikayetlerini artırabilir. Egzoz dumanı, kışın hava kirliliği bunlar da hastanın şikayetlerini artırabilir. Hocam
Bir telefon bağlantımız var, lafınızı bölüyorum ama. Alo. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı programlar diliyorum. Hayırlı günler Hatice Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ederim. Benim hocamıza bir sorum olacaktı. Tabii ki, buyurun. Sorum şöyle, alerjiyle ilgili. Oğlum 22-23 yaşına girdi. Alerjisi var. Arı ısırmasına karşı alerjisi var. Arı ısırmasına, eşek arısı ısırmasına karşı alerjisi var. Bunu İstanbul'dan arıyorum. Marmara Araştırma Hastanesi'nde tedavisini yaptırmaya başladık. Doktorlar diyorlar ki tedavinin sonucunda 5 yıllık bir tedavi dediler bize. Doktorlar diyorlar ki bize tedavi sonucunda alerji geçecek deniliyor bize. Fakat aşıyı yapan hemşire hanım bize diyor ki hayır, geçmeyecek. Yani yapıyorsunuz ama diyor geçmeyecek. Yani biz bir arada kaldık. Hayır, tedaviye devam ediyoruz ama hani sonuç ne olacak acaba? Hocamız bir yardımcı olabilirse memnun olurum. Tamam, teşekkür ederiz Hatice Hanım. Şimdi bizim bu bahsettiğimiz aşı tedavisinin mutlaka yapılmasını istediğimiz grup sadece arı alerjisi olanlar. Çünkü arı sokmaları hayatı tehdit edici olabiliyor. Evet. Şimdi kişi o aşı tedavisini yaptığı zaman %90 alerjisi gerçekten geçer. Evet. Orada herhalde hemşire hanımın söylemek istediği aşıyı yapan, yani alerjik durumu yok olmayabilir. Hı hı. Ama araya karşı olan reaksiyonu %90 engeller. Hı hı. Yani çok başarılı olur. Evet. Aşı tedavisi. O yüzden bunu devam ettirmeleri gerekiyor. Ama alerjik bünye, alerjik olmayan bünyeye dönüşmeyebilir. O İlgeler gelen olarak gene yüksek olabilir. Hı-hı. Polene karşı, kediye karşı, ev tozuna karşı zaman içerisinde tekrar alerjisi çıkabilir. Aşı tedavisine rağmen arıya karşı olan alerji tamamen yok olmayabilir. Gene arı soktuğunda reaksiyon alabilir ama en azından o hayatı tehdit edici, ölümcü olan alan alerjiden kurtulmuş olur. Evet. Bizim zaten yani ne olursa olsun mutlaka ilaç, çünkü arının ne zaman sokacağını bilmediğimiz, öngöremediğimiz için onlar için bir süren ilaç tedavimiz olamıyor. Evet. O yüzden arı alerjisi olanlarda alerji immünoterapiyi, aşı tedavisini öneriyoruz. Hı hı. Ama bunda da bazı görüşler var. Mesela bir kişi şehirde yaşıyor. Evet. Arıyla karşılaşma ihtimali çok düşük. 20 yılda bir kere arı sokmuş. Hı hı. Şimdi bunu biz aşı tedavisiyle haftada bir şekilde arıyı sokturmuş oluyoruz aslında küçük dozlarda. Hı hı. Bunu mu yapalım? Çünkü bazen o aşı tedavisinin de bazı riskleri olabiliyor. Aşı tedavisi sırasında da hasta reaksiyon geçirebiliyor. Hı hı. Ama orada hastane şartlarında olduğu için önlemleri alınmış oluyor. Evet. Şimdi bunu bir kere arı soktu ve reaksiyon oldu diye sürekli uygulayalım mı? Yoksa uygulayamayalım mı? Bu biraz tartışmalı ama kırsal bölgelerde yaşayan ve arı alerjisi olan kişilerin mutlaka aşı tedavisini yaptırmasını öneriyoruz. Evet. Burada şu şekilde gözlemlerimiz var. Kişi kırsalda yaşıyor. Hı hı. Ciddi olarak arı alerjisi var. Evet. Ama inatla arılarla uğraşmaya devam ediyor. Hı hı. Arılar sokuyor. Bazen doğal olarak o aşılama tedavisi oluyor. Hı hı. Ve alerji geçebiliyor. Evet. O yüzden burada en etkili yöntem o aşı tedavisini yapmak ya da eğer becerebiliyorsa uzak bölgelerde kendileri arı soktuğu, ama çok riskli bir şey yani bu işin espri kısmı. Yani bu hastamızın özelinde de kesinlikle aşı tedavisine devam etsinler. Çok iyi yanıt alacaklardır. Ama bu hiç reaksiyon olmayacağı, başka bir şey, alerjinin çıkmayacağı manasına gelmez. Evet hocam, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz astımdan konuşuyorduk telefondan önce. Ama bir telefonumuz daha var hocam. Yine bizim astım konusu. Biraz sonra devam edelim. Alo, buyurun. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurun Levent Bey. Doktor Bey'e bir sorum olacak değil mi? Tabii, buyurun. Şimdi ben günde 25-30 defa hapşırıyorum. İlaç da kullanıyorum. Rapor ilacım var. Desmod 5 mg, 10 mg film kablo tablet diye raporlu. Bu ilacı kullanmaya devam ediyorum. Ama hapşırmalar bayağı kesildi yani, azaldı. Evet. Sorunuz nedir? Yani bu hapşırmalar normal mi, onu soracağım ben. Astım mı yoksa devletin nedir? Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. Şimdi bizim Desmond dediği ya da işte piyasa ismini vermeyelim, alerji ilaçlarımız hastalığı tedavi etmiyor. Mevcut şikayetleri bastırıyor. Evet. Burada hastamızın tabii
ortamını bir değerlendirmek lazım. Evet. Eğer evinde kedisi köpeği varsa veya evde ev toz alerjisi varsa ama yatak odasında önlemleri almamışsa, işte çok yeşillik bir ortamda yaşıyorsa şikayetleri devam edebilir. Ama tek başına bir ilaç yeterli, çok fazla maruz kalırsa sadece o bahsettiği ilaç yeterli olmayabilir. O zaman bunun spreyi de kullanacak. Ve şikayetleri tamamen de geçebilir. Tamamen normale gelir ama ilacı kestiği an tekrarlama riski vardır. Tekrarlama ihtimali vardır. Dolayısıyla şikayeti olduğunda yoğun olarak bu ilaçlarını kullanacak. Eğer bu alerji ilaçları biraz uyku yapabilir, çarpıntı yapabilir, bağımlılık yapmaz ama o zaman bunun spreylerini yoğun olarak kullanacak. Mutlaka vermiştir doktor arkadaşlar bunun spreyi. Bunun spreylerini yoğun olarak kullanacak ta ki hapşırığı geçene kadar. Hapşırığı geçtikten sonra ilaçlarına ara verecek. Tekrar şikayet olduğundan bir daha aynı şekilde kullanacak. Yani ne desmonte ne başka bir ilaç bu ilaç hastalığı yok etmez. Sadece şikayetleri kontrol altına alır. Hastanın rahat yaşamasını sağlar. Ama eğer biz çevresel önlemler almazsak, ev içi önlemler almazsak şikayetler tekrarlar. Aslında hocam çevremizi, evimizi, bütün yaşantımızı yani vücudumuzu tanıyıp ona uygun bir şekilde nizami bir yani şey bunu, oluşturmak gene lazım. Gene benim hastalara olan örneğimle şey yapayım. Tabii hocam. Şimdi etrafımızda hepimizin şeker hastaları vardır. Evet. Tansiyon hastaları da vardır. Ve bütün hastalara önerilen şudur. Kilo verin, yürüyüş yapın. İşte tansiyon hastası tuz az tüketin. Şekersiz havun işlerini, şekerli gıdaları az tüketin deriz. Bir hasta bu diyete uyarsa normal hayat yaşar, ilaçları azalır. Evet. Uymazsa sürekli organlarında hasar oluşur, daha fazla ilaç kullanır. Bir alerji hastası önlemlere uyarsa, dikkat ederse hiç ilaç kullanmadan hayatını sürdürebilir. Evet. Önlemlere dikkat etmezse, yoğun olarak maruz, yani alerji diyetini uygulamazsa, yani bu diyet yeme olarak algılanmasın, çevresel kontrol olarak da algılansın, uymazsa şikayetleri devam edecektir. Evet, çok güzel söylediniz hocam, çok haklısınız. Astıma geri dönersek hocam, astımdan dolayı ciğerlerimizde bir hassasiyet oluştuğunu ve hatta egzoz dumanından, sigara dumanından dahi tozdan bir şekilde kişilerin rahatsız olabileceğini söylediniz. Peki hocam, astımın tedavisi mümkün müdür? Astımın tedavisi, alerji rinitte bahsettiğimiz tedavi neyse ya da genel olarak alerjide bahsettiğimiz tedavi neyse odur. Hava yollarımızda bizim ödem oluştuğunda, hava yollarında darlık oluştuğunda onu darlığı açacak, ödem azacak ilaçlar veririz. Kortizon, nefes açıcı ilaç, madde içeren ilaçları veririz. Hasta tamamen rahatlar. Evet. Çevresel önlemleri de alırsa şikayetsiz bir hayat sürdürülebilir. Ama astımın yine vücuttan tamamen yok edilmesi diye bir şey yok. Alerjikse eğer mümkün değildir. Ama çevresel önlemleri aldığımız zaman ilaçlarımızı belli aralıklarla düzenli kullandığımız zaman tamamen sağlıklı bir hayat yaşar astımlı hasta. Peki hocam, çocukluk çağında görülen astımla erişkinlerde olan astımın bir farkı var mı? Çünkü her 7 çocuktan biri astım ama erişkin çağında bu sayının çok daha az olduğunu okumuştum. 7 çocuktan birisi, ülkeden ülkeye bunlar değişebilir ama bizim ülkemiz için genelde astım oranı %5-10 arasında değişiyor. Yani alerji durumu oranı bu şekilde değişiyor. Şimdi alerji kaynaklı değildir her zaman astım. Ve erişkinlerde alerjik olmayan astım da vardır. Daha farklı bir mekanizmayla o hava yollarında darlık yapıyor. Bu şekilde bir fark var. Yani çocukluk çağındakiler daha çok alerjiktir. Ama erişkin çağında alerjik olan astım da vardır. Alerjik olmayan da. Ama tedavisine baktığımız zaman aslında çok bir fark yoktur. Gene bizi hava yollarındaki hassasiyeti tetikleyen şeylerden uzak durmak. Tozdan, işte polenden, neyse kedi köpek, neye karşı alerjisi varsa onlardan mümkün olduğu kadar uzak durmak. İşte burnu hep açık tutmak, sağlıklı tutmak. Bu önlemleri aldığımız zaman çocukta da verilen ilaçlar aynıdır. Erişkin çağında da verilen ilaçlar aynıdır. Ama astımın şiddetine göre o ilaçların sayısı 3'e 5'e de çıkar. Sadece bir ilaçla da kontrol altına alınabilir. Peki astım ilaçlarında da hocam yine bağımlılık yapar mı? Zararlı mıdır şeyleri? Yine çok akla gelen sorulardan. Astım ilaçları da bağımlılık yapmaz. Bir zararı yoktur. Astım ilaçlarının içinde de zaten bir nefes açıcı madde vardır. Maddeler vardır. Artı hava yollarındaki ödemi engelleyici kortizon vardır çoğunda. Alerji ilaçları da yukarıda, yani burunda falan alerji varsa gene kullanılır astım hastalarında. Hiçbir tanesi bağımlılık yapmaz. Ancak
nefes açıcıların özellikle tansiyon olan ileri yaştaki hastalarda yoğun olarak kullandığında çarpıntı yapma, ellerde titreme yapma veya tansiyonu artırma, kalp ritmini bozma gibi yoğun kullanıldığında yan etkileri vardır. Ama bunlar ilaç kesildiğinde normale dönen kalıcı yan etkiler değildir. Normale dönen yan etkilerdir. Dolayısıyla biz hedefimiz her zaman minimum ilaç kullandırmaktır hastaya. Evet. Bunun için de astımlı bir hastanın reçetesini yazmak, göndermek değil, nasıl bir yaşam süreceğini ona öğretmek, hastayı eğitmek çok daha önemlidir. Evet, peki hocam bu yaşam süresi içerisinde spor yapmak, kendini yoran böyle nefes nefese kalabileceği sporları yasaklıyor musunuz hastalarınıza, yoksa bu konuda nasıl bir yol çiziyorsunuz? Bizim için astımlı hasta normal, sağlıklı bir kişi ne ne yapıyorsa hepsini yapması gereken hasta grubudur. Hı hı. Hedefimiz odur. Biz astımlı hastayı sporu yasaklamıyoruz. Evet. Hiçbir aktiviteyi yasaklamıyoruz. Herkes sağlıklı gördüğü kişi ne yapıyorsa astımlı hasta da onu yapacak dereceye ilaçlarla gelir ve hiçbir hayatında kısıtlama olmaz. Futbolcu olan astım hastalarımız vardır. Hı hı. Basketbolcu olan astım hastalarımız vardır. Evet. Şarkıcı olan astım hastaları vardır. Hı hı. Yani her türlü spor, her türlü aktivite astım hastalarına serbesttir. Yeter ki o yaptıkları spor ortamında tetikleyicilerden uzak dursunlar. Yani evet. Bir rutubetli, nemli, bodrum katlarında hı hı. spor yapıyorsa vücut geliştirme ya da başka türlü oradaki nemli ortam, küflü ortam, kapalı ortam astımını tetikleyebilir. Evet. Daha düzgün bir ortamda yapması gerekir. Evet. Ya da bir öğrenci futbol oynamak istiyor, basketbol hı hı. oynamak istiyor ama astımı var. Evet. Efor yaptığı zaman hava yollarında belli bir ödem olur. Burnu rahat değilse, ağızdan nefeste astımı tetiklenebilir. O zaman biz spor öncesinde nefes açıcı ilacı veririz. Hı hı. Spor aktivitesini yapar. Aktivite sırasında gene şikayet olursa tekrar ilacını kullanır. Evet. Yani önlem olarak ilaç ya da hemen şikayet olduğunda ilaç kullanarak gene normal sporunu çocuk, genç yapabilir. Evet, hocam çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgiler oldu. Ayağınıza sağlık. Gerçekten çok güzel bir program oldu bizlere. Sevgili izleyenlerimizin de hem alerji konusunda hem astım konusunda çok güzel bilgiler edindiğini, bir farkındalığının olduğuna eminim. Ben bir Aslı Hanım'ın yanına da geçeyim. Sonrasında programımızı sonlandıralım inşallah. Evet Aslı Hanım. Hoş geldiniz. Bizlere neler yaptınız? Oo, burası harika görünüyor efendim. Böyle. Bugün mini pizzamız vardı. Evet, mini pizzamız vardı. Evet. Yanında da tekrardan biraz büyüklerini yaptım. Harika, gerçekten. Efendim öyle bir ölçü hamurdan bu kadar çok mini pizza, bir de böyle iki tane büyük porsiyon pizza çıkarabilirsiniz. Bir tane de bazlama çıkardınız. Maşallah Aslı Hanım'ın evet. el bereketi. Gerçekten Dün böyle stüdyomuzu şenlendiriyor. Maşallah. Ellerinize sağlık, çok teşekkür sağ ederiz. Pizzalarımız da harika görünüyorlar. Efendim bayağı da yumuşacık olmuşlar. Çok güzel mayalı bir hamuru vardı evet. Aslı Hanım'ın. Onları böyle minik minik bezeler yaptı evet. değil mi? Üzerine istediğimiz sebzeleri, sevdiğimiz et olabilir, kavurmalı olabilir, kıymalı evet. olabilir, sucuklu olabilir. Hı-hı. Her şeyi de değerlendirebiliriz. Evet, çok güzel. Ellerinize sağlık. Burada da bal kabağı çorbamız var efendim. Evet. O da muhteşem görünüyor. Çorbamıza neler koyduk? Çorbamızı da tekrar bir hatırlayalım. Efendim Aslı Hanım bizlere bir bal kabağı çorbası yaptı. Tam da mevsimi gelmişti. Evet efendim, çorbamızın içerisine bir krema döktünüz evet, değil mi? Döktüm. Onun beyazlığı var. Evet. Çorbamıza ilk önce bir dilim büyük boy 200 gram kadar olabilir. Bal kabağını, bir tane büyük patatesi, havucu. Ondan sonra sarımsak ve soğanı düdüklüye koyduk. Güzelce haşladık. Evet. Haşladıktan sonra tenceremizde tereyağı ve sıvı yağ kavurduk. İçine unumuzu ekledik. Hı hı. Kokusu çıktı. Daha sonra karışımı içine ekledik. İlikli kemik suyumuzu ekledik. Çok güzel. Güzelce orada pişti. Tabağımıza aldık. İşte kremayla beraber. İsterlerse blenderle çektirebilirler. Ben burada ses olsun diye, olmasın diye çektirmedim ama. Hı hı. Böyle hafif pütürlü de. Kalabilir, isteyenler evet. çekebilir. Üzerine de biraz reyhan serpiştirdiniz evet, reyhan galiba. Evet, reyhan renk olsun görüntüsü evet, sunum gerçekten. Olarak. Evet, gerçekten harika görünüyor efendim. Çok da güzel kokuyor. Sizler de evlerinizde hem bal kabağı çorbasını hem de bu mini pizza tarifini deneyebilirsiniz. Evet. Ellerinize sağlık Aslı Hanım. Rica ederim. Çok teşekkür ederiz. Efendim biz bir günün daha sonuna geldik.
Bugün bizlerle göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Emin Maden bizlerle birlikteydi ve bizlere alerji ve astımı anlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok muhteşem bilgiler edindik. Aynı zamanda mutfağımızda Aslı Hanım bizlerle birlikteydi. Bizlere mini pizza poğaça tarifi ve bal kabağı çorbası tariflerini verdi. Çok da güzel kokuyor burası. Çok da lezzetli bir gün oldu. Yarın yine aynı saatte, saatler 14.10'u gösterdiğinde Dost TV ekranlarıyla karşınızda olacağız efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.